Merhaba arkadaşlar, ben Fikret. Beni ilk defa görüyor olabilirsiniz kanalımda. Ben çok video çeken bir insan değilim. Tamamen işlevsel amaçlı çekiyorum. Yani bazı çektiklerim benim için kütüphane görevi de görüyor aynı zamanda. Çünkü unutuyorum bazılarını. Ben bunları araştırıyorum. Çoğunda internette hani rahat bir şekilde bulamadığım zaman çekmeye karar veriyorum. Onun dışında yani genel olarak işlevsel olarak video çekimi yapıyorum. Bugün size akıllı prizleri nasıl kullanabileceğiz, basit bir şekilde nasıl otomasyon yapabileceğiz hakkında bir fikir vermek amacıyla çekiyorum. Hani şu andaki video şeyim ne kadar bilmiyorum. Alalım çünkü sadece tek bir telefondan takip edebiliyorum. Hızlıca hemen TUY'a smart uyumlu prizlerimizi tanıtmaya başlayalım. Şimdi kutu aslında boş. Yani sadece bir cihaz, bir de kullanım kılavuzu ve de garanti belgesi olarak çıkan dosyamız çıkıyor. Şöyle arkasında bir tane QR kod var. İçinde T yazan. Buradan TUY Smart'ı indirebiliyoruz. Yani şu anda hemen telefonumuza dönelim. Burada nasıl gideceğiz? Ben daha önce bir tane kullandığım için burada bir tane duruyor. Burada hemen hızlıca bir tane ekleyelim. Buradan ekleye basıyoruz. Tabii ne ekleyeceğimizi soruyor. Burada biz TUY Smart'ın, gerçi kendisi otomatik tanıyacaktır ama Blevi Wi-Fi diye bir şey var. Ona tıklıyoruz. Bana diyor ki cihazıma fişe tak. Şu anda fişe taktım. Fişe taktıktan sonra üstünde bulunan butona 3 saniye bas. Yanıp sönmeye başladı. Yaptım mı bunu diye. Evet, bunu yaptım diyor. Sonra diyor Wi-Fi ayarları için telefon konumuna izin ver diyor. Tamam. Konumlara da izin verelim. Sonra ileri diyoruz. Sistemde aramaya başlıyor. Bağlantısı koptu. Şu anda bir tane buldu. Smartlink Snap SL0516 amperlik bir cihaz buldu. Evet, cihazımız bu. Buna ne diyelim? Buna birinci cihazımız diyelim. Bunları sonradan düzenleyebiliyoruz. Buna cihaz bir başarıyla kaydedildi, tamamla diyoruz. Şimdi bunu uzaktan açıp kapatabiliyoruz. Tabii sizin de görmeniz açısından. Şimdi bunun otomasyonu şöyle. Aslında bunun içinde bir hafıza yok. Sistemde bir hafıza yok. O yüzden telefonunuzda bilgiyi alıyor. Telefonunuza sürekli veri gönderiyor. Yani çok küçük veriler. Yani bir günde 200 kilobayt bile değil. Yani açıkçası ayda en azından benim gözlemlediğim o. Yani telefondaki sayaç öyle gösteriyor. Günde 280 kilobayta yakın gönderiyor. O da aslında bir veri değil, o kadar çok yüksek bir veri değil. Bir resim kadar bile göndermiyor günlük. Şimdi öyle olunca yani o bir aylık süreçte yani kaç tane 6-7 tane fotoğraf indirmiş gibi, aylık 6-7 tane fotoğraf ekstra da indiriyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Tabii bu benim internet işte hesaplayıcısı doğruyu söylediyse göstereyim. Yani şu anda bir tanesi bağlı. Diğeri bağlı değil. Yani şurada çekilen modu falan gösteriyor. Şu anda. Ekle diyoruz. Cihaz ekle diyoruz. Diyor ki 3 saniye bas. Kolay modda zaten.
Diğer 3 saniye last step devam ettik, gidebilirdik. Kendi bu cihazı. Buna bu 3 saniye basınca bunu sıfırlıyordu. Ben bunu yanlışlıkla ikinciye sıfırlamış olabilirim. Çünkü demin şey yapmadı. Ha bak, diğeri kuruyor. Tamam, diğerini ben tekrar sıfırladım sanırım. Bunu ikileyeceğiz. Yani bunu ikiliyoruz. Tamamlandık diyoruz. Evet, sizi de göstermek açısından. Şimdi bu hemen yanım sönmüyor. O yüzden sesten anlayabilirsiniz. Çünkü bu biraz Arduino ile bu ışığı kısılıp açılabiliyor. Öyle bir devre yapmıştık. O yüzden sistem biraz geç geliyor ona. Şimdi bunu tanıttık. Şimdi o zaman bu birinciyi tekrar tanıtacağız. Şimdi birinciye gidelim. Birinciyi görmüyor zaten şu anda. Demek ki biz onu yanlışlıkla sıfırladık. Bunu silelim. Biraz kaldıralım. Biri kaldırdık. Şimdi tekrar ekleyelim. Bir tane çeyiz. Şu anda ışığı yanıp sönüyor mu diyor. Yanıp sönüyor. Yani en azından insanlar şeyleri göstermiyor. Mesela nasıl otomasyon yaptım bunda falan göstermiyor. Çatladım ben. En azından o kadar basit olduğunu bilmediğim için. Çatladım. Ha bak, diyor ki eski adı 1'di bunun diyor. Tamam diyorsun. Madem 1'se geldi. Şu anda sistemde aktif olarak geldi. Burada şöyle şeyler var. Mesela şu anda çekilen watt. Watt'ı göstermiyor şu anda. Çünkü üstünde bir şey yok. Şimdi 2 numaraya lambayı, 1 numaraya da bizim silikon ısıtıcısını takalım. Şimdi silikon ısıtıcısı şimdi çalışmaya başladı. Şu anda 160 watt çekiyor. 57 watt'a düştü. Tamam. Yani ilk anlık çekişiymiş herhalde. Şu anda 57 watt sabit çekiyor. Peki ben bundan nasıl otomasyon yaparım? Şöyle hemen çıkalım. Akıllı cihaz bölümüne geliyoruz. Buradan artı var. Sağ üst tarafta artı. Diyorum ki ben bir otomasyon yapacağım. O zaman en altta yeşil ikonlu olan V-Drive status kısmına geliyoruz. Neyin üstünde biz otomasyonu uygulayacağız? Ben mesela diyorum temin 1 numarayla uğraşıyorum. 1 numaranın üstünde. Peki ne olarak uygulayacaksın? Ben diyorum buradan gücü alacağım, gücü okuyacağım. Temin 55 watt çekiyordu. Bak burada 5000 ile işte şey arası gidiyor. Eğer benim sistemim 51 watt çekerse, temin 55 watt çekiyordu. 51 watt'tan daha büyük çekerse, bak burada daha küçük eşit 51 watt ya da daha küçük çekerse ben bir şey yaptırayım. Ne olsun? Mesaj gelsin. Mesaj merkezine tıkla. İleride işte açık mesaj. Tamam. İleri dedik. Peki mesajda ne yapsın? Bir kapanacak diye yazalım. Kaydettik. Tabii biz bu kapanma işlemini daha şey yapmadık. Bunu otomatik olarak gönderecek. Bir tane daha otomasyon yazmamız lazım biz oraya. Yani bu sadece bir kapanacak diye olmaması lazım. Veya buradan düzenleye tıklayacağız. Buradan başka bir şeyler daha yaptıracağız bunu. Buna ne yaptıralım mesela? Gecikme yapsın. Kaç saniye? İşte 10 saniye, 15 saniye geciksin bu. Mesaj atacak, gecikecek. Sonra ne yapsın bu? Sonra da bu bakalım hangisini tetiklesin? 2'yi tetiklesin. Yani bu sadece şey değil. Yani birini kontrol etmiyor. Bu A'daki bütün cihazlara emir vermiş oluyor. Biz 2'ye diyelim. Ne yapsın bu 2'ye?
tersine çevirsin. Yani açıksa kapalı, kapalıysa açık yapsın. İleri diyoruz. Bak en altta switch 1 tersine çevir diye geldi. Neyse tam tersi. Ne zaman? 8 saniye sonra. Burada kaydettik mi? Şöyle basit bir şekilde ana sayfaya gelelim. Tabii ilk önce bunun da anlık olarak belli bir bakım var. Ne diyor? Kapanacak diyor. Kendine geldi. Ben zaten buradan açtığımda bir an yükseldi. Sonra altına düştü. 8 saniye sonra kapattı. Şu anda kapattık. Isıtıcımızı. Tekrar açıyorum. Tabii bir anlık 71 watt'a çıktı. Sonra düşecek. 8 saniye sonra sayıyor. 8 saniye sonra sistem diğerini aktif ediyor. Tersine çeviriyor.